Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını ve süreçle ilgili olarak tüm bilgilendirmeleri sizlere yapmaya devam ediyorum. Başvuru yapan arkadaşlarımız tarafından uygulama sınavları, mülakatlar ne zaman gerçekleştirilecek diye çok soru geliyor. Videomuzda bu sorunun cevabını ele almaya çalışacağız. Geçmiş yıllarda süreç nasıl işlemişti bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncesinde bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bizler süreçte öncelikli olarak anında bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Farklı çalışmalarımız da olacak. Bu çalışmaları daha çok kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlarım icra ve zabıt katipliği alanındaki uygulama sınavına baktığımız zaman geçmiş yıllarda yaklaşık 45 gün içerisinde uygulama sınavı ilanı gelmekteydi. İlan geldikten sonra ise süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Fakat şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ben zabıt katipliğine icra katipliğine ya da cesaretli cezaevi katipliğine başvuru yaptım. İlgili tarihler çakışırsa ne olacak? Arkadaşlar başvuru yapmış olduğunuz adliyeleri takip edeceksiniz. Adliyeler ilana çıkıyor. Dilekçe vermeniz gerekiyor. Çünkü aynı tarihte ve aynı saat diliminde sınavınız olabilir. Dilekçe verdiğiniz zaman durumu düzeltebiliyorsunuz. İleri bir tarihte uygulama sınavına girebiliyorsunuz. Fakat söylemiş olduğum gibi mutlaka adliyeleri takip etmeniz gerekiyor. Klavye sınavında metinler ne zaman yayınlanacak diye soran arkadaşlarımız oluyor. Uygulama sınavından bir hafta ya da 10 gün önce açıklanıyor arkadaşlar. Fakat sizler M5 Bilişim web sayfasından metinlere çalışabilirsiniz. Ne kadar iyi yazarsanız sizler için sonuç o kadar olumlu olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle çalışmalarınızı azaltmayın. Bilakis arttırmanız gerekiyor. Bu konuyu belirtelim. Mübaşirlik, koruma güvenliği, şoför, aşçı diğer alanlardaki mülakat süreci ise katiplik sınavından daha önce ya da daha sonra olabiliyor. Süreçte değişkenlikler olabiliyor arkadaşlar. Bizler değişkenlikler oldukça duyurular geldik anında kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak sizleri ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Genel ekseriyetle şunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Geçmiş yıllara nazaran başvurular bittikten yaklaşık 45 gün sonra sizler mülakata ya da uygulama sınavına girecekmişsiniz gibi kendinizi psikolojik olarak hazırlayın, uygulama olarak hazırlayın. Çünkü süreçte değişkenlikler olabilir. Biliyorsunuz ki cezaevine katip alımı vardı. Uygulama sınavımız 2 hafta sonraya ertelenmişti. Bu duyuruyu sizlerle paylaşmıştım. Takip etmeyen arkadaşlarımız varsa onlar da bilgi sahibi olsunlar. Bizler 45 gün diyoruz. Bu 50 gün, 55 günde olabilir. Ayrıca mülakat süreciyle ilgili olarak da bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Sadece abone olup bildirimleri aktifleştirirseniz bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Umarım sonuçlar açıklandığı an duyurumuzu yaparız ve atandığınızın haberini alırsınız. Bizlerle paylaşırsınız. Bizler de sizlerin mutluluğuna ortak oluruz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.